Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın ve iyi haftalar diliyorum. Evet, piyasa ve hafta açılışı öncesi neler öne çıkıyor? Elbette şüphesiz ki riskli varlıklardaki yükseliş hareketi bir miktar daha öne çıkıyor. ABD'ye yönelik endişeler azalırken diyelim ve piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarıyla hızlıca başlayalım. Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatına zam yapıldı. Türkiye'de elektrik üreticileri, büyük sanayi kuruluşları, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kullandığı doğalgazın satış fiyatını %20 artırıldı ve BOTAŞ tarafından açıklanan karar dün itibariyle yürürlüğe girerken konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında ise değişikliğe gidilmedi. Bir diğer başlıkla devam ediyoruz ki haftanın son işlem gününde geçtiğimiz hafta S&P'nin Türkiye değerlendirmesi bekleniyordu. Türkiye'nin kredi not görünümünü ise yükseltti. S&P Global Ratings, Türkiye'nin yatırım yapılabilir düzeyin 5 basamak altında bulunan B seviyesindeki uzun vadeli döviz cinsi kredi notunu teyit ederken not görünümünü negatiften durağına yükseltti. Kredi derecelendirme kuruluşu, Merkez Bankası'nın mevduatlardaki dolarizasyon ve yüksek enflasyonu azaltmak için faiz arttırmasının ve ortodoks politikalara dönmesinin Türkiye'nin kredibilitesine yönelik riskleri dengeli hale getirdiğini söyledi. Değişen ekonomi yönetimiyle birlikte görünüm ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşların açıklamaları da bu yönde değişmişti ki dolayısıyla bunlar da görünüme yansıdı. Bundan sonraki süreçte atılacak adımlar ve kredi notuna yönelik de beklentiler merak konusu diyelim. ABD hükümeti kapanmadan kıl payı kurtuldu ve bu başlıkla birlikte küresel piyasalarda ise risk iştahı yükseldi. Rahat bir nefes aldı küresel piyasaların korktuğu gelişme gerçekleşmede. ABD hükümetinin kapanmasını engelleyen düzenlemeye ABD Başkanı Joe Biden imza atarken riskli varlıklarda ise yukarı yönlü hareketler beraberinde izlemişti. Peki geçtiğimiz hafta nasıl bir görüntü vardı? Wall Street endeksleri geçen haftanın tamamında değer kaybetmişti. Asya'da ise bugüne bakacak olursak Çin, Güney Kore, Hong Kong'da piyasalar resmi tatil nedeniyle işleme kapalı. Çin haftanın geri kalanında da yine tatilde olacak. Bloomberg Dolar Endeksi 3. çeyrekte %2,7 yükselişle birlikte yukarı yönlü sert hareketi beraberinde tamamlamıştı ki yükseliş eğilimini üst üste 11. haftaya taşıyan da dolar endeksi görüntüsü söz konusuydu. Nitekim aslında bu da bir senenin en yüksek haftalık kapanışını 106,2 seviyesinden tamamlamasıyla birlikte gerçekleştirmişti. En uzun yükseliş serisi peki ne zaman olmuştu? 12 haftayla birlikte 2014 yılında en uzun yükseliş serisini tamamlamıştı. Bakalım 11. haftayı yükseliş serisiyle de dolar endeksi kapatmıştı. Tüm bu varlıklarla birlikte tüm bu unsurları alt alta koyduğumuz zaman risk iştahından kaçış dolardaki yükseliş teması devam etmişti. Bir diğer başlığa dönüp bakıyoruz. Goldman'dan Çin'in petrol ve bakır talebi artıyor. Çin'in bakır talebinin yıllık bazda %8 arttığını, demir cevheri ve petrol iştahının ise sırasıyla %7 ve %6 arttığını ve bunların hepsinin Goldman'ın tüm beklentilerinde, tüm yıl beklentilerini aştığını da gözlemlemiş olduk. Dünya Bankası Doğu Asya ve Pasifik bölgesi büyüme tahminlerini ise düşürdü. Aslında kritik de bir gelişme bu hafta çünkü küresel piyasalar bir miktar daha PMI verilerine denk gelecekler. Enflasyonist unsurların bir miktar daha aslında endişelerin yavaş yavaş kendisini kaybetmesi, etkisini azaltması, ülkelerin ekonomik aktivitelerine dair endişeleri ve işaret veren PMI verilerinden resesyon olasılığına ilişkin sinyal olup olmadığını da tartacaklar ki nitekim Dünya Bankası'nın ise bu görüşü önem arz ediyor. Doğu Asya ve Pasifik bölgesi büyüme tahminlerini düşürmüş oldu. Peki bu büyüme tahmininde ise gelişmekte olan ekonomilerin %5 oranında büyümesini 2023'te öngördü ve bu Nisan ayındaki tahmini olan %5,1'lik bir beklentinin de altında şekillendi. Evet, öne çıkan gündem başlıklarını bu şekilde özetleyebiliriz. Peki şimdi yatırımcılar hangi verileri takip edecekler? Sırada veri takvimi. NCM Investment günlük veri takvimini sunar. Evet,
Evet, içeride de PMI verileriyle birlikte devam eden aslında bir gün olacağını söyleyelim. İstanbul Sanayi Odası ve S&P Global İşbirliği'nde yayınlanan Türkiye İmalat PMI verisinin Eylül ayına ilişkin sonuçları saat 10 itibariyle açıklanacak. Euro bölgesinden de Türkiye saati itibariyle S&P Global İmalat PMI verisi Eylül ayına ilişkin geleceğini söyleyelim. ABD'de ise yine 16.45'te gelecek. ISM İmalat PMI verisi ise 17'de geleceğini söylemiş olalım. 12'ye geldiğimiz zaman Türkiye saati 12 itibariyle ise Euro bölgesinden işsizlik oranını karşılayacağız. Ağustos ayına ilişkin veri önemli. Evet, bunun yanı sıra özellikle ekonomi kurmaylarından oldukça kritik açıklamalar da gelecek. Bugün Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyeleri Conteno ve Hernandez'in yapacağı açıklamalar önemli. Saat 11'de gerçekleşecek. Bununla birlikte Powell ve Philadelphia Fed Başkanı Harker'ın ise Türkiye saati itibariyle 18'de yuvarlak masa toplantısına katılması bekleniyor. Bunun yanı sıra New York Fed Başkanı John Williams ise Türkiye saati itibariyle 20.30'da açıklama yapacak. NCM Investment günlük veri takvimini sundu. Evet, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu B olarak teyit ederken görünümüne dair ilişkin görünümü yükseltti. Fitch'in ardından bir diğer önde gelen Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's da Türkiye'nin not görünümünü revize etti. S&P Türkiye'nin kredi notunu B olarak teyit ederken kredi notu görünümünü negatiften durağına çevirdi. Kuruluş açıklamasında siyasi belirsizliğin ortadan kalkmasıyla 2026'ya kadar yeni ekonomi yönetiminin ekonomiyi dış borçla finanse edilen tüketimden uzaklaştırarak daha dengeli dış ve mali hesaplara, daha kabul edilebilir enflasyon seviyelerine doğru yeniden dengeleyeceğini öngördü. S&P para ve finans sektörü politikalarının etkinliği ve bağımsızlığı artarken Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunun özellikle de Merkez Bankası'nın net rezervlerinin güçlenmesi durumunda görünümü pozitife çekebileceğini belirtti. Türkiye ekonomisinin bu yıl %3,5, gelecek yıl %2,3 büyüyeceğini öngören S&P, yılın kalanında temkinli de olsa faiz artışlarının devamını bekliyor. S&P son olarak Mart ayında Türkiye'nin kredi notunu B olarak teyit ederken not görünümünü durağından negatife düşürmüştü. Derecelendirme kuruluşu Fitch de 8 Eylül'de not görünümünü yükseltmişti. Evet, şimdi araştırma masasıyla devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet, Burcu Kıratlı bizlerle birlikte. Burcu, hoş geldin. Hoş bulduk Pelin. Evet, şimdi aslında küresel piyasalarda geçtiğimiz haftada oldukça endişelerin hakim olduğu bir haftaydı. Kapanacak mı, kapanmayacak mı derken aslında nasıl stresli bir hafta geçirdiğinde piyasalar kendini göstermişti. Rahat da bir nefes alarak başladı bugüne diyelim. Ama bununla birlikte sadece geçtiğimiz hafta olarak özetleyemeyiz. Nasıl bir üçüncü çeyrek oldu dersem aslında ortak da bir cevap gelecek gibi duruyor. Ne dersin? Nasıl bir seyrek? Kesinlikle yeni bir çeyreğe ve yeni bir aya başladık aslına bakarsan. Geçtiğimiz üç çeyreği de biraz senin ilk söylediğinden alayım. Evet, düşük risk iştahıyla başladık. Bilmiyorum öyle gidecek mi ama performanslara bir bakalım. En sadece burada şu grafikte tek artı olan aslına bakarsan İngiltere endeksi, sarıyla gösterdiğim %1.01. O da tabii hani ne kadar ciddi bir artış tartışılır ama en olumlu performans gösteren İngiltere endeksi olmuş. Sebebini söyleyeyim, çok kısa kısa bahsedecek olursam. Şimdi İngiltere'de biliyorsun enflasyonla mücadelede hem geriden başlamışlardı hem yüksek faiz oranları neticesinde yükselen hala bir enflasyon vardı. Ücret artışları hızlıydı ve dolayısıyla enflasyon biraz daha yavaş kontrol altına alınıyordu. Son gelen verilerle birlikte aslına bakarsan bununla biraz daha mücadelede etkin oldukları ortaya çıkmış oldu. Bir de büyüme rakamları da çok kötü gelmeyince İngiltere endeksi geçtiğimiz çeyreklere oranla biraz daha iyi, olumlu performans göstermiş oldu. Bir de şunu söyleyeyim, ben bu grafiği Haziran sonundan geçtiğimiz Cuma'ya kadar aldım. Yani sadece son 3 ayı gösteriyor bize. Şimdi şu neden söylüyorum? Bu şuradaki Amerika endeksleri hep ekside. Şimdi biz Amerika endekslerini şu zamana kadar hep artıda olarak hatırladık. Olumlu performansları, fakat son 3 ayı öyle geçirmediler. Nasıl geçirdiler? S&P'ye baktığımız zaman %3.6'lık bir düşüş olduğunu görüyorum. İşte yine
Eurostoxx endeksine baktığım zaman %2,5'luk bir düşüş olduğunu görüyorum. Nasdaq'a baktığım zaman da yine %3'lük bir düşüş olduğunu görüyorum. Dolayısıyla hem S&P hem Nasdaq hem diğer Avrupa endeksleri daha olumsuz performans sergilediler. Daha risk iştahının düşük olduğu bir ay geçirdiler. Bunun tabii altında yatan sebepler vardı. Bir tanesi işte Fed'in daha şahin olma ihtimaliydi. Yapay zeka ve işte teknoloji rallisiyle buraya kadar gelmiştik. Oradaki şirketlerin performansı çok iyi olmadı. Dolayısıyla geçmişten gelen o 6 aya kadar hızlı gelen hikayeyi son 3 çeyrekte Amerika endeksleri özellikle devam ettiremediğini gördük. Son harekette de yükselen tahvil faizleri zaten iyice baskı olmaya başladı hisse senetlerinin üzerinde. Çünkü risksiz getirilerin varlığı yüksek olduğu zaman riskli getirileri şu an getirisi sorgulanmaya başladı. Zaten çok hızlı yükselmiş endekslerde bir ara verilebilir mi? Ya da bu geri çekilme alım fırsatı mı yoksa bu düşüş devam eder mi endişesi yaşamaya başladı. Dolayısıyla daha olumsuz bir üçüncü çeyrekti. Bu arada en çok yükselen borsalardan bir tanesi Nikkei'de satış yediğini görüyoruz. O da %4'lük bir ne eksiyle kapattı bu üçüncü çeyreği. Bir tek olumlu çıkan aralarında İngiltere oldu dediğim gibi. Bizde durum nasıldı? Bir de ona bakalım istersen. Evet. Küreselle nasıl ayrıştık? Ayrıştık mı? Küresel piyasalar da aslında pay hisse senedi pay piyasalarında farklı bir performans varken içeride şüphesiz ki bambaşka bir performans vardı. Borsa İstanbul'a dair nasıl görüntü? Kesinlikle öyle Pelin. Yani gerçekten çok iştahın yüksek olduğu, yüksek seyrettiği, zirvelerin test edildiği bir 3 aydı diyebiliriz. Özellikle bizde tabii seçim sonrası dönemde bu iştahın katlanarak yükseldiğini görüyoruz. İşte ama ayrışan da endekslerde oldu. Biz ilk o 3 aya ulaştırma endeksiyle başladık. Perakende endeksiyle başladık. Fakat son bu ayda yani burada 3 ayı alırsak Temmuz, Ağustos, Eylül olarak baktığımda sarı ile olan endeksin yani bankacılık endeksinin aslında Eylül ayında ne kadar öne çıktığını da görmüş olduk. Bunun tabii etkisi nedir? Gelen politika faiz artışlarıyla birlikte makro ihtiyacı tedbirlerinin düzenlenmesi ve diğer işte KKM'ye ilişkin düzenlemelerle birlikte bankacılığın üzerindeki biraz baskının da azalması olduğunu söyleyebiliriz. Kredi mevduat makasları daralmaya başladı. Bankacılığın bundan sonraki bilançolarına ilişkin beklentiler biraz daha artmaya başladı. Enflasyon beklentilerinin yükselmesiyle birlikte TÜFE'ye endeksi tahvillerden getirinin artması hikayesi tekrar başlamış oldu. Dolayısıyla bankacılık bir tık daha öne çıkmış oldu ve özellikle geçtiğimiz haftada Goldman Sachs'ın raporunda da ihracat şirketler yerine bankaları işaret etmesi de bu son yükselişteki etkili faktör oldu diyebilirim. Onun haricinde ulaştırma özellikle ulaştırma ve iletişim geçtiğimiz aylarda etkiliydi. Bu da son hareketlerde Eris varyantının hem biraz daha haber akışlarında yer alması hem de biraz da petrol fiyatlarının da artıyor olması da ulaştırma endeksini bu ay özellikle baskılayan unsur oldu da diyebilirim. Diğer geri kalan endekslerde sanayi endeksinde yine %50'lik performansla BIST'i yine geçtiğini görüyoruz. Burada da dolarla ihracat yapan şirketlerin de ön plana çıktığını söylemek lazım. Son çeyrekte bakalım genel anlamda bakmış olursak BIST %38'lik bir getiri elde etmiş. Dolara altına baktığım zaman sadece %1,5'luk bir artış ki o da doların artışından küresel piyasalarda ons altının fiyatı 1900 üzerinde altına geldi. 1875'lerde şu anda. Dolayısıyla oradaki değer kaybının, altındaki değer kaybının kendisi aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Dolarda ise son 3 ayda %5,4'lük bir artış olduğunu görüyoruz. Buradaki artış bunun kurdan hareketli bir çok ufak bir altındaki artış fakat kendi hareketinin altın hareketine bakacak olursak da aşağı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. BIST'in ise yükselen grafiği aralarda düzeltme olsa da olumlu trendinde, momentumunda inmesine devam ettiğini yine söyleyebiliriz. 8300'ün üzerinde bir kapanış yaptık. Bakalım bu ay eski zirvelerinin üzerine tekrar yeni bir şey koyabilecek mi? 10.000 hikayesi başlayacak mı? Bu çeyrekte de bunu izliyor olacağız. Bakalım yakından takip edeceğiz. Son çeyrekte Borsa İstanbul dolar ve altın üçlüsünün de aslında nasıl bir performans gösterdiğini Burcu Kıratlı bizlere anlatmış oldu. Şimdi araştırma masasını noktalarız. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet bu kez Evren Kırıkoğlu bizlerle birlikte haftaya nasıl bir giriş yaptı küresel piyasalar içeride ise nasıl bir performans izlenmeli 10.000 hedefi mi devam edecek Borsa İstanbul tarafında yol var mı daha gidilecek dolar TL tarafı ise yerli yatırımcı tarafından merak ediliyor. Evren Kırıkoğlu hoş geldin.
Merhaba, günaydın Pelin, iyi haftalar diliyorum. Şimdi Evren, geçtiğimiz haftayı nasıl geçirdik? Yani küresel piyasalarda başlıklar oldukça kritikti. Burada henüz yön belli mi değil mi, bu tartışmalar sürerken içeride ise bambaşka temaları konuşmaya başladık. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta nasıldı yatırımcılar nezdinde? Yani geçtiğimiz hafta uzun süredir süre gelmekte olduğu gibi iç piyasalarda seçimler sonrasında oluşan sürpriz ekonomi yönetimi tablosu biraz daha normale dönüş, ortodoksa dönüş ve bunun akabinde bunu destekleyen ve buna paralel doğrultuda ilerleyen haber akışının devam ettiği bir haftaydı. Herkesin konuştuğu, hani Goldman Sachs tabii dünyanın en etkili yatırım bankalarından bir tanesi olduğu için Goldman raporu çok fazla konuşuluyor. Ama bizim bu yayınları takip edenler zaten döviz kurlarında çok fazla yükseliş beklemediğimizi, içeride kredilerdeki sıkılaşma sürdüğü sürece enflasyona karşı mücadelelerinde ciddiye alınarak ve inandırıcılık artarak devam ettiğini ve bu doğrultuda iç piyasaların TL bazında ve dolar bazında getiri sunmaya devam edeceği beklentilerimize zaten hakimdi. Bunların biraz daha biz yabancı yatırımcılar nezdinde de karşılık görmeye başladığını görüyoruz. Bu doğrultuda ben aslında basit bir özet geçmek isterim herkese hatırlatmak için kısa bir biçimde. Haziran ayından, Haziran sonundan itibaren bugüne kadar baktığımızda arka arkaya gelen haber akışı sadece içeride değil dışarıda da mesela Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan 50 milyar doların üzerindeki finansman mutabakatı var. Dünya Bankası'nın Türkiye fonlamasını arttırma kararı var. Fitch Ratings'in kredi not görünümünü düzeltmesi var. Durağına çekmesi var. Moody's'in yine olumlu benzer yorumları var. Mısır ile mesela diplomatik normalleşme sinyalleri var. Yunanistan ile diplomatik normalleşme sinyalleri var. İsrail ile diplomatik normalleşme sinyalleri var. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin hatırlatıldığını görüyoruz. Evet, basına yansıyan haberler böyle sanki negatif tonda gibi ilerliyor. Ama en son işte iki gün önce de geldiği gibi bunun sürekli bir konu haline getirildiğini, sürekli bir yeniden Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefinin bir gündem maddesi olarak yukarı taşındığını görüyoruz. Bu da bence dikkate değer bir gelişme. Mülteciler konusunda izlenen tutum, ABD ve NATO ile olan ilişkilerin toparlanması, küresel yatırımcı toplantılarının yeniden başlaması, burada ekonomi yönetiminin proaktif bir biçimde düzenli olarak yabancı yatırımcılarla hem burada hem yurt dışında görüştükleri haberleri geliyor. Swap tahvil ve hisse odaklı yabancı girişlerini izliyoruz. Ve işte en son bu cuma günü gelen de S&P'nin kredi not görünümünün düzelmesi var. Şimdi hepsini bunu bir araya koyduğumuzda bunların tesadüf olacak konular değil. Birden fazla konuda aynı anda önemli gelişmelerin yaşanıyor olması da tesadüf olabilecek bir şey değil. Yani bir konuda belki tesadüf olabilir ama çok farklı konularda aynı anda tesadüf bence beklenmemeli. Dolayısıyla ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yani piyasanın dikkatine Goldman raporuyla geldi tabii geçen hafta ama biz zaten Temmuz başından beri enflasyon mücadelesinin yeni ekonomik kadrosu tarafından ciddiye alındığını gözlemleyerek demek ki kurlar 18'den 28'e çıktı. Buradan daha fazla değer kaybına gerek yok. Bu burada kurlar bu seviyede korunacaksa da TL mevduat faizleri çok cazip olacaktır. Ha olur da mevduatı beğenmiyorsanız enflasyona karşı o zaman da borsa İstanbul'daki hisse senetleri cazip olacaktır diyorduk. Benim bu görüşüm geçen haftaki gelişmelerde zaten birebir pekişti. Dolayısıyla şu an bir farklılık yok. Bundan sonra sektör ve hisse odaklı olarak Borsa İstanbul'da veya montana bağlı olarak çok cazip faizler artık verilebiliyor. Bankalarda TL mevduatı değerlendirmeye devam etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Peki şimdi bir tarafta da aslında yatırımcının, yerli yatırımcının da kafasında şu soru işareti oldu. Geçtiğimiz hafta her ne kadar enflasyonu endişeler etkisini azaltmaya devam etse de o Fed üyelerinden gelen şahin açıklamalar dolar endeksinin küresel anlamda yani doların güçlü seyrinin devam edebileceği yönünde. Hatta bakıyoruz 11. haftaya taşıdı en yükseliş, uzun yükseliş serilerinden bir tanesi aslında. Dolayısıyla acaba küreseldeki o doların yükselişi, dolar TL'deki yukarı yönlü hareketin itici kuvveti olabilir mi endişesi de yatırımcı da olmadı değil Evren. Buradaki gelişmeyi buraya nasıl bağdaştırırsın? Aşırılıklara kaçtığı noktada bence çok endişe yaratmaz. Aşırılıktan kastım şu. Türk lirasının dolara karşı seyri zaten kendi içerisinde dünyanın geri kalanına kıyasla mukayese edildiğinde aşırıya kaçmış bir seyirdi. Aynı şekilde doların da mesela 1.10 sınırının üzerine çıkması 2 yıllık euro bölgesi işte Almanya'nın tahvili mesela proxy olarak alırsak ABD tahvilleriyle Alman tahvilleri arasındaki faiz farkına mukayese ettiğinizde dolar euro dolar paritesinin 1.10 üzerine çıkması aşırıydı. Aynı şekilde şimdi benzer ilişkileri kuracak olursak 1.05 seviyesinin altına inmesi de bence artık aşırıya kaçacak. Yani biz euro dolar paritesinin bir eşitliğine
yaklaştığı dönemleri hatırlayacak olursak, küresel risklerin, küresel büyüme endişelerinin, küresel kriz beklentilerinin, işte Covid olsun, işte ABD kapanma süreci olsun, borçlanma tavanı sebebiyle devletin kapanma süreci olsun veya diğer bir takım başka jeopolitik gelişmeler olsun, ciddi kriz algısının yükseldiği dönemlerde görüyoruz. Şimdi dünyanın yeniden Euro-Dolar paritesinin sermaye akımının olduğu gibi dolara çekecek, dolar tercihini, nakit dolar tercihini yükseltecek bir krizle karşı karşıya mıyız? Şu an değiliz. Dolayısıyla hem faiz farklarından hem küresel konjonktüre baktığımızda bunun Euro-Dolar paritesinin 1.05'in altında kalıcı olarak inmesini ben şu an çok olası görmüyorum. Buralarda artık Euro-Dolar paritesi dibi görecekse, dolar endeksinin yarıdan fazlasını oluşturduğu için, o zaman dolar endeksindeki yükselişinde artık buralarda sınıra dayanmaya başladığını söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla buradan benim daha fazla küresel olarak dolar değerlenme beklentim çok yok. Dolayısıyla o anlamda TL üzerinde de çok büyük risk görmüyorum. Kaldı ki devam etseydi bile, işte az önce dediğim konu, Türk lirasının kendi değerini kendi seyriyle mukayese ettiğimizde ve şu anki oluşan tabloyu, ekonomi yönetimi ve biraz daha normale dönme, biraz daha uluslararası sermayeyle daha tutarlı uyum içerisinde ilerleme sürecini de dikkate aldığımızda benim çok fazla döviz kurları tarafında endişem yok. Ha, mutlaka tabii biraz şey var, onu da hatırlatmak lazım. İşte sanayi, enerji maliyetlerine yapılan zamlar var. ÜFE'nin işte geriden gelen yüksek seyri var. TÜFE'de hala bir dengelenme bekleniyor. Bunlar tabii ki yani reel olarak kurun değerlenmesi de arzu edilmez. Dolayısıyla enflasyona paralel olağan bir değer kaybı beklerim ama bence bu şöyle olacak. Bugün itibariyle hani faiz farklarından yani forward kurların ima ettiğinin altında kalacak şekilde makul ılımlı bir yükseliş seyri öngörüm. Ama çok ciddi böyle bir dolar TL kurunun yakın vadede kontrolden çıkması, yeniden işte 35'lere 40'lara hızlı bir biçimde gitmesi gibi bir senaryo ben kesinlikle öngörmüyorum. Peki yıl sonu beklentin nedir? Böyle bir benim bu yıl sonu beklentim geçen şeyde de paylaşmıştım 28 seviyesinde. Hı hı. Önümüzdeki senede 35 bekliyorum. Önümüzdeki seneki enflasyon beklentim de 35, %35. Hı hı. Hatta önümüzdeki seneki Merkez Bankası faiz beklentim de %35. Yani 3 tane 35 bekliyorum önümüzdeki evet. Sene. Bu sene ama 28 bu sene sonu beklentim. Evet, şimdi o halde enflasyonla devam edelim. Bloomberg HT'nin yapmış olduğu enflasyon anketine bakacak olursak özellikle buradaki bundan sonraki süreçte beklentiler de şekillenirken yani %61'lik bir beklenti var Evren. Ne bekliyorsun sen? Bundan sonra enflasyonun seyri için artık zirvenin nerede oluşabileceğini düşünüyorsun ki yıl sonunu nerede kapatacağını düşünüyorsun ve para politikasının daha ne kadarlık bir yolu kaldı? Dolayısıyla bu aslında enflasyon ve para politikası bir tarafta işin içerisine mali kanadı ne kadar katacağız bundan sonraki süreçte? Dolayısıyla böyle bir konjonktür bize ne getirecek varlıklar açısından? Yani çok fazla varsayımda bulunmamız gereken bir süreç. Benim en büyük varsayımım ekonomi yönetiminin bu yeni başladığı yolda hiçbir hata vermeden ki şu ana kadar iyi gidiyor. Yani hani bir takım geriden kalan şeyler, yetersizlikler ve gecikmeler olmuş olsa da yön tamamen doğru ilerliyor. Alınan her kararda doğru ilerlendiğini görüyoruz. Umarım bu şekilde devam eder diye de ben de umuyorum bir yandan. Hiçbir hani bu anlamda bir uygulama hatası veya işte belirsizlik, siyasi belirsizlik vesaire yaşanmayacağı bir senaryoda benim beklentim önümüzdeki sene yani 2024 Mayıs ayına kadar enflasyon mevcut seviyelerde yani 65 zirve seviyelere yakın 65-70 aralığında ilerledikten sonra Mayıs ayında 2023 Mayıs'ta sıfıra yakın bir enflasyon gelmişti. Onun o düşük bazının üzerine zirveyi görmemiz muhtemeldir 2024 Mayıs'ta ama ondan sonra Haziran'dan itibaren yeniden gerileceği yönünde. Yani kabaca bu sene sonu %68. Mayıs'a kadar yatağa yakın 68-70 belki bir 71 olabilir Mayıs'ta bir seyir. Ondan sonra Haziran'dan itibaren geri gelecek bir tablo öngörüyorum. Şimdi bu ayki açıklama özelinde düşündüğümüzde de Eylül ayında tüketici elektrik ve doğalgaz tarifelerinde herhangi bir zam gelmedi. Fiyat değişimi açıklanmadı. Akaryakıt tarafında benzine işte %1,5, motorine %4,8, LPG'de %7,8 fiyat değişimleri yansıdı. Ama gıda tarafında ciddi tutarsızlıklar ve ayrışmalar var. Mesela İTO İstanbul verilerinde gıda fiyatlarının %4,3 arttığını görüyoruz. Ama Ankara'da yayınlanan Türk İş verisinde %9,3 arttığı gözüküyor. Ve iki endeks arasında tutarsızlıklar var. Şimdi orada hani önce olarak hangisini daha geçerli kabul etmeliyiz emin değilim ama İstanbul'da et fiyatları düşmüş, Ankara'da zamlanmış gibi böyle tutarsız bir tablo var. Dolayısıyla gıdada ben risk görüyorum. Bu ayki yani yarınki veri için
piyasa beklentisi aylık enflasyon %5 seviyesinde. Bunun riskleri gıdaya bağlı olarak yukarı yönlü olabilir. Yani bir tık daha olumsuz bir enflasyon gelme riski var diye düşünüyorum ama tek bir ayın verisiyle genel seyir çok değişmeyecektir. Dediğim gibi bu sene sonu için 68 beklemeye devam ediyorum. Evet, şimdi elbette enflasyonla mücadele politikalarının devamı bu süreç içerisinde bekleniyor. Ama bunun yanı sıra bir de Evren, acaba bu politikaları sınırlayıcı etkiye sahip olabilecek PMI verileri neye işaret edecek? Beklentisi de yine yok değil. Dolayısıyla büyüme beklentisini hem küresel anlamda hem de içeride büyüme beklentisine yönelik aşağı yönlü revizyonlar da gelmeye devam ediyor. Büyümeye dair endişelerin artması durumunda bu politikalardan vazgeçilebilir mi bundan sonraki süreçte? Özellikle seçime giden süreç içerisinde. Dolayısıyla hal böyle olunca varlıklara olan yansıması da negatif olabilir mi? Yatırımcının yine aklında yer alan ana sorular. Lardan bir tanesi bu. Eğer bu politikalardan bir dönüş meydana gelirse, büyümeye dair endişeler artarsa, dolar TL tarafında da yukarı yönlü hareket beraberinde gelir mi? Ana ikilem bu aslında. Nasıl bakıyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi tabii dünyayı ve Türkiye'yi ayrı burada ele almak lazım. Sorunun aslı Türkiye olduğu için kısaca Türkiye'yi özetlemek gerekirse. Burada hani büyüme kaygılarıyla enflasyon mücadelesinden taviz verilir mi? Yeniden işte ortodoksan daha popülist ekonomi yaklaşımlarına geri dönülür mü gibi bir endişe ben açıkçası şahsen taşımıyorum. Çünkü çok büyük böyle bir siyasi belirsizlik öngörmüyorum. Piyasada yorumlar var. İşte önümüzdeki sene 2024'teki bu yerel seçimlere dair, yerel seçimler öncesinde yine işte bir popülist uygulamalara vesaire dönülebilir. O zaman işte iş kontrolden çıkabilir gibi kaygılar dile getiriliyor. Ona çok katılmıyorum çünkü çok büyük bir belirsizlik veya soru işareti görmüyorum seçimlere karşı. Bu böyle 2023 genel seçimleri gibi olmayacak bence. O anlamda zaten siyasi tansiyonun çok da artmadığını da izleyebiliriz. Dolayısıyla bence o tip popülist uygulamalara gerek kalmayacak. Oradan bir endişem yok. Büyüme tablosu yine de her şeye rağmen bu arada Türkiye'de aşağı yönlü bir risk de teşkil etmiyor. Tüm kredilerdeki sıkılaşmaya ve satın alma gücündeki erimeye rağmen biz büyümenin ve tüketim harcamalarının, perakende harcamalarının çok kuvvetli dayanıklı kaldığını izliyoruz. O da hatta merak uyandıran konulardan bir tanesi. Yani ne zaman bu sıkılaşma gerçekten aktivite verilerine sirayet edecek diye beklememiz lazım. Dolayısıyla şu an henüz bu Türkiye'ye yansımadı. Kaldı ki bir miktar büyüme temposu, özellikle özel tüketim temposu yavaşlama arzu da edilir olur. Çünkü hem dış dengesizlikleri, dolarizasyon ve cari açığı tabii ki, hem de enflasyon baskıları, talep kaynaklı baskıları ortadan kaldırmak için bir miktar belki dengelenmede arzu edilir olabilir. Türkiye'deki tablo bu. Dünyada ise bakılması gereken yegane konu şu, resesyona düşmeden yumuşak iniş halinde merkez bankalarının planlarını değiştirmelerine gerek kalmadan bir normalleşme sağlanacak mı? Orada da şu an Amerika bunu yapabilecek gibi duruyor. Yani hem ileri vadeli aktivite gidişatı enflasyon yaratmayacak gibi olsa da enflasyon beklentileri geriliyor. Evet. Ama aktivitesi dünyanın geri kalanına kıyasla dayanıklı. Burada bir tek Çin ve Euro bölgesinden riski görüyorum. Çin'de makro finansal riskler var. Konut sektörü odaklı. Euro bölgesinde de devam eden savaş sebebiyle tabii ve alım gücü sebebiyle bir imalat kaynaklı daralma riski mevcut. Evren, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Sana da güzel bir hafta diliyorum. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Yatırım ülkeninde devam ediyoruz. Borsa açılış beklentisini karşılayacağız. Vadeli taraftaki açılış ise sınırlı da olsa negatife işaret ediyor diyelim. Hemen info yatırıma gidelim ve Sertaç Akeke'den açılış beklentisini alalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdiden iyi seanslar diliyorum. Nasıl bir beklentimiz var? Merhaba, hoş bulduk. 8300'ün üzerinde kapattığımız bir haftanın üzerine S&P'den açıklamaları karşılamıştık. Bu hafta içerisinde özellikle 8250 seviyesinin üzerinde kalmak oldukça önemli olacak ama dolar bazlı bakmak lazım endekse. Yukarı tarafta geçmemiz gereken çok kısa sırada 308 dolar ve 313 dolar zirveleri var. Buralar bir miktar yoğurmaya devam ediyor. Bu enflasyonist dönemde dolar bazlı kırılışlar oldukça önemli olacak yukarı yönlü hareketlilikte. Yukarı iştahın devam ettiğini düşünüyoruz. Orada bir sıkıntı yok. Yukarı yönlü hareketlerin Ekim ve Kasım ayında özellikle bilanço dönemiyle birlikte daha da güçleneceği kanaatindeyiz.
Ama bu taraftaki hareketlerde hani kısa süreli baskının ortadan kalkması içinde özellikle 313 dolar seviyesinin üstünde kalmamız lazım. Bu da kısa süreli önce 8250'nin üzerinde net kapanışlar, hatta 8300'ün üzerinde net kapanışlar, sonra da 8400'ün üzerine doğru bir hareketlilik beklentimizi güçlendiriyor ya da buraların kırılmasıyla birlikte daha güçlü bir hareket geleceğini de söyleyebiliriz. Onun haricinde S&P tarafında aslında çok bilmediğimiz bir açıklama gelmedi ama gayet olumlu. Özellikle yeni girilen patikanın yabancılar tarafından onaylanması, hatta yurt içindeki etkilerden daha çok yurt dışındaki net etkilerin gelmesi daha önemli. Biz yurt içine bir miktar daha az ikna ediyoruz ama oradaki pozisyon sayısı çok daha artıyor enflasyonist dönemden kaynaklı. Yurt dışı yatırımcıyı bir miktar zor çekiyoruz ama yurt dışındaki raporların olumlu gelmesiyle birlikte burada da artabilme ümidini de arttırmış durumdayız. O yüzden bu yabancı özellikle görünümdeki değişimler ve not artışına bu sürecin devam etmesindeki ederse gelecek olan işaretler oldukça önemli olacak. Yurt içi tarafa tekrar baktığımızda da enflasyon datasının önemli olacağı bir hafta var. Nispeten hani sakin geçireceğimiz haftanın içerisinde ön plana çıkacak şey enflasyon olacak. Burada 62'lere doğru bir beklenti var yıllık tarafta. Muhtemelen yıl sonu kapanışında bu civarda yapacağız. Bu da faizleri 40'lara doğru çekiyor olacak. Şimdilik planlarda bir değişiklik olmadığı için endeks tarafında pozitif destekliyor gibi gözüküyor. Kasım ayına kadar da Amerika tarafını öteledik. Yurt dışında zaten Çin'deki mevcut sorunlar devam ediyor. O yüzden hani uzak doğu tarafı gelen raporlarda da gayet kötü. Oranın bir miktar kötülüğüne alışmışken Amerika'daki sorunun en azından Kasım ayına ortalarına kadar ötelenmesi bir miktar piyasaları rahatlatmış durumda. O yüzden yurt dışı tarafından çok yurt içi tarafının dinamiklerini takip edeceğimiz, özellikle de 8300'ün üzerinde kapanışlar gelirse 8700'lere doğru bir hareket bekleyeceğimiz bir hafta bizi bekliyor gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Güzel bir seans diliyorum Info Yatırım ailesine. Evet, İstanbul İl Ticaret Odası'nın verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar Eylül ayında bir önceki aya göre %5,46 artış gösterdi. Haberimize veda ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi Eylül'de bir önceki aya göre %5,46 arttı. Böylece İstanbul'da aylık enflasyon serisi 51. ayına girdi. İstanbul Ticaret Odası'nın toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları indeksi ise aynı dönemde %3,94 artış kaydetti. İstanbul'da yıllık bazda artışlar perakende fiyatlarda %73,18, toptan fiyatlarda %67,79 olarak gerçekleşti. Eylül'de aylık bazda perakende fiyatlarda en yüksek artışlar %48,08'de diğer harcamalar grubu ile %14,5'da giyim harcamalarında yaşandı. Aylık bazda en düşük fiyat artışı %0,38'de ulaştırma ve haberleşme harcamalarında görüldü. İstanbul'da toptan fiyatlarda en yüksek aylık artışlar %7,28'de inşaat malzemeleri, %5,65'le gıda maddeleri, %5,15'le mensucat gruplarında kaydedildi.